Merhaba arkadaşlar. Veri türlerimizden sayısal veri türleriyle devam edeceğiz. Önceki videoda bahsettiğimiz gibi sayısal rakamların içerdiği fakat matematiksel işlem yapmadığımız verilerimiz için biz metinsel veri türlerini kullanıyorduk. Ama bu sefer sayısal rakamlarımız var veride ama bunlarla matematiksel bir işlem yapacağız. Bu yüzden bu tarz verilerimiz için de sayısal veri türlerini kullanmamız gerekiyor. Her sayısal değer için normalde veri tabanı yeni başlayan arkadaşlar int değerini veriyor. Bu veri tabanımızın performansı açısından istenmeyen bir durum. Sayının boyutuna göre de bizim veri türlerimizi ayarlamamız gerekiyor. Örneğin 255 rakamını asla geçmeyecek bir değer için, örneğin bir kişinin yaş bilgisini tutuyoruz ya da boy bilgisini tutuyoruz. 255 santim boyu ya da kilosu 255'i geçebilir de yaşı 255'i geçmez. O yüzden mesela yaş bilgisi için ben tiny int kullanmam gerekiyor. 255 rakamını geçmeyecek değerler için. Ama 255'i geçecek diyelim ki artı 32 bine kadar, eksi 32 binden artı 32 bine kadar bir rakamım var. Örneğin bir okuldaki öğrenci sayısı ya da binaların sayısı gibi. Ya yani 32 bini geçmeyecek değerler için de ben small int kullanıyorum. 32 binden daha büyük milyonluk rakamlara ulaşabilecek değerler için de int ifadesini kullanıyorum. Her sayısal değere direkt int vermiyoruz. Dediğim gibi boyutlarına göre bunu ayarlamamız gerekiyor. Niye ayarlıyoruz? Veri tabanımız o rakamı okurken hızını ve belleğini buna göre ayarlıyor. Her rakama ben int dersem bir süre sonra veri tabanımda bazı aksaklıklar oluşacaktır. En temelden en optimize bir şekilde veri tabanı tasarlayabilmek için bu tarz ufak tefek ayrıntılara dikkat etmemiz gerekiyor. Sonrasında ondalıklı rakamlarımız var. Ondalıklı rakamlarımızda örneğin not ya da vize final virgüllü rakamlar için ben float değerini veri türünü kullanıyorum. Bunların diğer veri tabanlarında karşılığı tiny int Oracle'da yok. Oracle'da number 3 var. Number ifadesi var. Small int içisi small int ifadesi için de number 3 değil 5 kullanılıyor. Int burada int olarak yazılırken Oracle'da integer olarak yazılıyor. Karşılaştırması bu şekilde kitapta da var zaten karşılaştırma tablo var. Float için ise number yine ona 2 olarak ifade verebiliyoruz. Bunları değiştirebilirsiniz. Bu da Oracle'ın float karşılığı. MySQL'de ise int Small int, int ve float aynı SQL'deki gibi kullanılabiliyor. Değişen bir şey yok. MySQL'de SQL aynı. Sadece Oracle'da veri türlerimizin isimleri değişiyor. Buna dikkat edelim. Sayısal veri türleri yaklaşık olarak bu kadar kısa bir şekilde. En çok kullananları söylüyorum tabii ki de ben size burada. Daha fazlası için de araştırabilirsiniz ama tarihsel veri türlerine geçtiğimizde SQL'de tarih olarak date kullanıyor. Sadece tarih kısmı. Örneğin kişinin doğum tarihi, tarih date'tir. Ya da bileyim okula kayıt tarihi, date olarak tutulur. Mesela ders saati ifadesi için, saat ifadesi için time kullanılıyor. Sadece saat bilgisi, işte de saat, dakika, saniye gibi ifadeleri kullandığımız veri türümüz. Ama ikisini birleşik kullanacaksak, örneğin bir otopark araç giriyor, kayıt zamanı, tarih ve saat birlikte olacaksa date time veri türünü kullanmamız gerekiyor SQL'de. Bu SQL'deki date time ve date time ifadesi Oracle, MySQL'de de aynı. Fakat Oracle'da date ifadesi var. Bu bildiğimiz SQL'deki date ile aynı değil. Oracle tek bir veri türü veriyor. Hem saat hem zaman olarak hepsi için date türünü vermeniz gerekiyor. Date türünden siz isterseniz diyor saatini, dakikasını, zamanını alabilirsiniz diyor. Kendi tarihsel fonksiyonlarıyla. O yüzden Oracle'da bir time fonksiyonu ya da date time fonksiyonu yok. Tek veri türümüz var date. Ama SQL'de date time ve date time olarak 3 farklı tarihsel veri türümüz var.
Diğer veri türüne geçtiğimizde true false alanlarımız var. Mesela dersten geçti mi kaldı mı? Sıfır birler aslında bunlar. Farklı başka bir değer almıyor. Bunun için arkadaşlar boolean yapısı aslında. Bit veriyoruz. Sıfır ve bir alıyor. Sıfır yok geçmedi demek. Bir evet kaldı, evet geçti demek. Bu MySQL'de de SQL'de de bit olarak kullanılabiliyor. Yalnız Oracle'da bu bit ifadem yok. Bool ifadem de yok. Ona şöyle bir çözüm bulunuyor. Char bir tek bir ifade. Ve buna da 0 ve 1 giriş kontrol sağlanıyor. Oracle'da da true false ifadeleri bu şekilde yapılıyor.